Türkiye Cevaferileri Lideri Sayın Selahattin Özgündüz Hocam, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Akif Çebi Bey, değerli siyasi partilerimizin temsilcisi milletvekillerimiz, çok kıymetli Küçükçekmece Belediye Başkanımız, Küçükçekmece Kaymakamımız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, protokolü süsleyen çok kıymetli davetliler, salonumuzda bulunan Ehl-i Beyt mensubu, Hazreti Hüseyin sevdalıları, yarenleri, bir aşura matem merasimi daha idrak ediyoruz. Bu matem merasimine iştiraklarınızdan dolayı, zahmet edip katılımlarınızdan dolayı hepinize Caferi Der adına selamlarımı sunuyor, şükranlarımı arz ediyorum. Değerli konuklar, bugün idrak etmiş olduğumuz Muharrem ayının 10. günü olan Aşura günüdür. Bugün Fırat Nehri'nin kenarında Kerbela denilen yerde Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem emaneti olan Ehl-i Beyt mensupları başta olmak üzere İmam Hazreti Hüseyin aleyhisselam, onun ailesi, efradı ve hatta 6 aylık çocuğu dahi hilafet makamını gasp eden Yezid tarafından katledilmiştir. Peygamber hanedanı kadınlar esir edilmiştir. O günden beri Müslümanlar için Muharrem bir yas ayı, Aşura bir yas günüdür. Sadece Müslümanlar için değil, Hazreti Hüseyin'in neden katledildiğini bilen, Kerbela'yı anlayan, gönül ve vicdan sahibi insanlar için de Aşura bir matem günüdür, yas günüdür. Ancak Kerbela şehitlerinin mesajını anlamak istemeyen, hatta onu özellikle unutturmak isteyen bir kısım çevreler bu yası şeker bayramı gibi, tatlı bayramı gibi, yılbaşı bayramı gibi bir takım hurafe aslasları olmayan günler icat ederek bayrama, şenliğe çevirme gayreti içindedirler. Aşura günü sanki o vahşet hiç yaşanmamış, sanki İslam tarihinde böyle bir acı, insanlık tarihinde böyle bir trajedi olmamış gibi Muharrem ayına gözler kapalı, gönüller kapalı. Aşura gününde ise biz de duygulanıyoruz ama İslam'da matem yoktur, yas yoktur diye Aşura gününü anmamızı ve Hazreti Peygamber'in evlatlarına olan bağlılığımızı unutturmak istiyorlar. Fakat görüyorsunuz, bu salonu dolduran ve bu salonun etrafında bulunan, hatta Halkalı'nın tüm cadde ve sokaklarında binlerce, yüz binlerce insan bugün bu düşüncede olan insanlara şu cevabı veriyor. Hayır diyor, Muharrem yas ayıdır, Aşura matem günüdür, yas günüdür diyor. Değerli konuklar, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İmam Hüseyin için
mızrakla atından düşürüldüğünü, başının kesildiğini görür gibiyim diyerek ağlamıştır. Onun ağladığını gören yanındaki ashabı da ağlamıştır. Yine Hazreti Peygamber, şüphesiz Hüseyin'in katlinden dolayı müminlerin kalbinde asla soğumayacak bir sıcaklık vardır diyerek Ehl-i Beyt taraftarlarının sonsuza dek sürecek olan bir matemine işaret etmiştir. Allah'ım, Ehl-i Beytimin benden sonra başına gelenleri ve karşılaşacakları musibetleri sana şikayet ediyorum diyerek de zalimlerden bizzat kendisi şikayetçi, müşteki olmuştur. Hiç şüphesiz ki bizim Aşura'ya bakacağımız göz, Aşura'ya bakış açımız bizi bu dünyada ve öbür dünyada bir safımızı seçmeye zorlamaktadır. Yani Aşura'ya bakışımız bulunduğumuz yerin koordinatıdır. Eğer bu saf Hazreti Peygamber'in yolu, Hazreti Hüseyin'in safı ise şüphesiz ki kurtuluşa erenlerdeniz. Ancak bu saf bunun karşısında olan bir saf ise o zaman Hazreti Peygamber'in şikayet etmiş olduğu azmış, sapmış bir güruhun safındayız demektir. Bugün emperyalizm ve siyonizm kıskacındaki 63 İslam ülkesinin tek ihtiyacı haksızlık, adaletsizlik ve eşitsizlik karşısında onurlu direnişin sembolü olan Hazreti Hüseyin gibi bir direniş göstermektir. Müslümanlar mezhep taassubu, dünyavi çıkar ve çeşitli menfaat sahipleriyle eğer emperyalizm ve siyonizm karşısında kul olursa o zaman her gün Aşura, her yer Kerbela olacak demektir. Değerli konuklar, Diyanet İşleri Başkanlığı bu Muharrem ayında bir ilke imza atarak Muharrem ayının ilk cuma hutbesini Aşura'ya ve Hazreti Hüseyin'e ayırdı. Bu hutbede izninizle okumak istiyorum. Kerbela Allah ve Resulüne iman edip Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler mezhep ve meşref farkı gözetmeksizin istisnasız bütün Müslümanların vicdanında mahkum olmuşlardır. Bizlere düşen Kerbela'yı doğru anlamak ve haksızlar karşısında Hazreti Hüseyin misali bir duruş, bir onurlu duruş göstermektir denmiştir bu hutbede. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu hutbesini bir başlangıç olarak Caferi Der adına memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Değerli konuklar, çok değerli konuşmacılarımız olacak. Bu nedenle ben sözü daha fazla uzatmadan ancak sizin izninizle bu törenin hazırlanmasında ve en ince detaylarına kadar tüm detaylarda gösterdiği hassasiyet nedeniyle başta Türkiye Caferileri Lideri Sayın Selahattin Özgündüz Hocama her türlü katkılarından dolayı Küçükçekmece Belediyesi'ne, emniyetimizi sağlayan son derece itinalı, özenli, fedakar çalışan emniyet güçlerimize, töreni canlı yayınlayan birden çok televizyon kuruluşlarına, basın mensuplarına, Caferi Der Yönetim Kurulu'na, Zeynebiye Sivil Toplum Örgütlerine ve
inanın burada saymakla bitmeyecek olan 7'sinden 70'ine kadar kadınlarından erkeklerine, ihtiyarlarından gençlerine, çocuklarına kadar fedakarca gece gündüz bu törenin hazırlanması ve nitelikli bir halde sizlere sunumu için gayret gösteren tüm emeği geçenlere Cafer Eder adına teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Bedir'den Kerbela'ya, Kerbela'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den günümüze kadar bütün şehitlerimizi saygıyla selamlıyorum. Lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin, lebbeyk ya Hüseyin.